Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar. 2023 bursluluk sınavına giren değerli öğrencilerim, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bursluluk sınavı ile ilgili önemli bir açıklama var. Açıklamasının satır arasında ise sizler için çok güzel bir müjde var. Şimdi sizlere bunları aktaracağım. 19 günlük tatlı bir heyecan, telaş başladı. 22'sinde sonuçlar açıklanacak ve biz bursluluk paralarınızı, maaş kartlarınızı alıp hesaplarınıza yatıp çekene kadar sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Çok önemli videolar paylaşacağız. Kimin kazanma şansı yüksek? Nasıl kazanırsınız? Taban puanlar nasıl değişecek? 2022'ye göre kazanmak zorlaşacak mı, kolaylaşacak mı? Bizi takipte kalın. Çok güzel videolar bundan sonraki günlerde sizlerle olacak ve sizlerle paylaşacağız. Peki bakalım hocam, ne demiş Milli Eğitim Bakanlığı ve bizim için neden burada bir müjde var? Buradaki müjdeyi ilk baktığında çoğu kişi anlamaz ama şimdi sizlere detaylı olarak anlatacağım. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki bursluluk sınavı sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Bakın açıklama 2 satır. 1.044.846 öğrencinin başvurduğu sınav 785 yurt içi 2 yurt dışı sınav merkezinde 3.509 okul 90 okul ve 55.475 salonda gerçekleşti. Sınav sonuçları 22 Eylül'de açıklanacak diyor. E peki hocam, buradaki müjde nerede diyeceksiniz? Buradaki müjde 1.044.846 sayısında. Şimdi daha detaylı bakalım, bu sayı bizim için neden bir müjde ifade ediyor? Bu 1.044.000 sayısı 2023'teki bizim için bir müjde olabilmesi için biz bunları son 4 yılla 2020, 21, 22 ile kıyaslamamız lazım. Yani bu 4 yıldaki başvuru sayılarıyla kıyaslamamız lazım. Öncelikle şunu söyleyelim. 2023'te biz rekor bir başvuru bekliyorduk. Neden ki rekor bir başvuru bekliyorduk? Bu sene dilden dile dolaştı. Dillere pelesenk oldu. Neydi? Bu sene kazanan kazandı. Kazanamayan önümüzdeki yıllarda daha zor kazanacak deniyordu. Çünkü kontenjanlar 70.000'den 100.000'e çıkmıştı. Bunun yanında bir de bursluluk sınavına herkes başvuramıyor biliyorsunuz. Yıllık gelir barajı diye bir şey var. Bu yıllık gelir barajı 18.000 liraydı 2022'de. Bu sene bu baraj 46.000 lira oldu. Yani 18.000'i %100 arttırırsanız 36.000 yapar. Neredeyse %200 bir artış yapıldı. Dolayısıyla bursluluk sınavına girişleri birçok öğrencinin kolaylaştı. Örneğin 2022'de gelir barajına takılıp bursluluk sınavına giremeyen bir öğrenci 2023'te girebiliyordu. İşte bu yüzden rekor bir başvuru bekliyorduk. 2020 yılında bursluluk sınavına 1.200.000 öğrenci başvurdu bakın. 2021 yılına geldiğimizde bu sayı 1 milyona düştü. 2021 yılında 1 milyona düştü. 2022 yılında ise 852.000, neredeyse tarihin en düşük başvurusu olan bursluluk sınavı 2022 yılıydı. 2023'e geldiğimizde bu sayı 1.044.000 oldu. E hocam, 852.000'den 1.044.000'e çıkmış. Bunun neresi müjde? Hadi düşmüş olsaydı bu bir müjde diyebilirdik. Şunu söyleyelim bakın. 2023'te biz bu sayının 1.200.000'leri bile geçebileceğini tahmin ediyoruz. Daha doğrusu okullardaki bu yoğunluk, bu başvuru yoğunluğu, daha sonra başvurunun bir hafta uzatılması, biraz önce saymış olduğum etmenlerden dolayı başvurunun yıllara içindeki rekorunu kırması bekleniyordu ama başvuru o kadar olmamış. 1.044.000 öğrenci başvurmuş, 1.200.000'i geçmemiş daha doğrusu. Yani 852.000'den 1 milyona çıkması kötünün iyisi bir durum. Ha olsaydı 852.000'den 700.000'e düşseydi bu çok süper ötesi bir şey olurdu ama bu sene zaten kontenjanların da artmasından dolayı yüksek bir başvuru bekleniyordu ama beklendiği kadar yüksek bir başvuru olmaması sizin için bir müjde. Bu müjdeyi daha da net açıklayalım bakın. Şöyle açıklayalım. 2022'nin kontenjanı 70.000, 2023'ün kontenjanı 100.000, %42'lik bir artış var kontenjanlarda. 2022'nin başvuru sayısı 852.000, 2023'ün başvuru sayısı ise 1.044.000, %22'lik bir artış var. Eğer ki kontenjanlara aynı oranlarda bir artış bekleseydik, biz bu artışın 1.044.000'den daha fazla olmasını beklerdik.
Eğer ki kontenjanlarla aynı oranda artmış olsaydı bu sayı 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 300 bin arasında olurdu. Eğer ki 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 300 bin arasında olsaydı ne olurdu hocam? Kazanmak daha da zorlaşırdı. Şimdi kazanmak daha da kolay. Yani 2022'ye göre bile daha kolay. Hani hocam 2022'de 852 bin başvuru olmuş. 2023'te 1 milyon 44 bin. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? 2022'ye göre kazanmak zorlaştı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Eğer kontenjan da 70 binde kalsaydı, 100 bine çıkmasaydı o zaman biz şunu derdik. 2023'te kazanmak zorlaşıyor derdik. Kontenjan artışına göre buradaki artışın çok fazla olmadığı söylemekte fayda var. Evet sevgili öğrencilerim, her şey 2023 tayfanın lehine işliyor. Bakın her şey 2023 tayfanın lehine işliyor. Şu an itibariyle aleyhinizi işleyen çok fazla bir durum yok. O yüzden bursluluk sınavında umarım iyi geçmiştir, güzel bir puan alırsınız ve beklediğinizden daha güzel bir sonuçla, hani sürprizle karşılaşacağınızı düşünüyorum. İnşallah öyle olacak. Bizi takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.